Kardeşlerim, İbni Esir rahmetullahi aleyh Usul Gâbesi'nde Huzeyfe'yi anlatırken Hazreti Ömer Efendimiz de şöyle bir münasebetini nazara verir. Hazreti Ömer sorar Allah Resulü Aleyhisselam'ın talebelerine. Der ki, Allah Teala sizi muhayyer bıraksa neler murad edersiniz? Onlar der ki, bina dolusu altın olsa, mücevher olsa, onları Allah yolunda dağıtsak. Sonra Ömer'e sorarlar, devlet başkanı Ömer radıyallahu anh efendimize. Derler ki, peki ya Ömer, sen Allah'tan neyi murad edersin? اَتَمَنَّا مِنَ اللّٰهِ رِجَالًا مِثْلَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ Ben de Allah'tan bir ev dolusu Muaz bin Cebel murad ederim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinden bir oda dolusu. Kardeşlerim, alem-i İslam size bakıyor. Bir oda dolusu adamınızla yeniden alem-i İslam'a Kur'an'ın nurunu taşımak için onlar sizi intizar ediyorlar. Nijeryalı bir kardeşim, hocam ne zaman ümmete imdad edeceksiniz? Hani geliyorsunuz, yardım ediyorsunuz, okullar açıyorsunuz, imam hatipler, su kuyuları ama sizden daha fazla şeyler bekliyoruz. Dedim ki, siz Nijeryalılar 170 küsür milyon neden kendiniz değil de Türkiye'den bekliyorsunuz? Hocam dedi, Arakan'a gitsen orada bir kadın gözünün önünde kızına bütün kötülükleri yapmışlar. Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, bu acıları bana unutturacak ya ölüm meleğini gönder ya Osmanlı'yı gönder diyen o kadınlar sizi bekliyorlar. Doğu Türkistan'da namaz kıldığından dolayı dar ağacına gidenlere sorsan, Pakistan'da, Hindistan'da, Şam'da, İdlib'de, Filistin'de sorsan, onlar Nijerya'yı değil, Abdülhamid'in çocuklarını, Kur'an-ı Hakim'in talebelerini, bir avuç dolusu Muaz bin Cebel'i bekliyorlar Allah'ın inayetiyle.